Evet, ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerime, arkadaşlarıma, sevgilerime, saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir değerli arkadaşlar. Bu videomda ne yaptım? 2019 ÖABT sınıf öğretmenliği testindeki 9 dil bilgisi sorusunu sizler için böyle öğlen vakti fırsat buldum, çözdüm arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü sınava az bir zaman kaldı. Yorumlarınız bu arada çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yine telif yememek için, ceza yememek için arkadaşlar sorularda değişiklikler yaptım. Mini değişiklikler yaptım, onu söyleyeyim arkadaşlar. Tam 9 çıkmış dil bilgisi Türkçe sorusu. Güzel sorular arkadaşlar. Yine Adem Hoca ne yapacak? Kısa notlar, püf noktalar, öğrencinin gözü ve öğretmenin fulleten bakışıyla hap gibi anlatımda sizlere anlatacak. Önemli notları aldıracağım sizlere arkadaşlar. Böyle sadece çözüp geçmeyeceğim diyorum. Ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Hemen bu çıkmış 9 soruyu çözmeye başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, birinci sorumuz ses bilgisiyle alakalı sorumuz. Hangi ses olaylarından hangisi yoktur demiş 2019 ÖABT sınıf öğretmeni testi. Şimdi arkadaşlar, ben bu tip soruları ne yapıyorum? Okuyarak kelime kelime gidiyorum. Ben bir çocuk seyrederken hocam, seyir etmek bileşik fiildeki iyi düşmüş hocam. Yani ünlü düşmesi var burada. Sabır etmek gibi, zikretmek, şükretmek gibi hocam. Biliyorsunuz onu. Etrafındaki atmosfer hemen bir küçücük hocam. Kelimemizin kökü küçük. Burada bir ünsüz düşmesi söz konusu. Yıldız doğmuş gibi görünmüş. Akislerle perde perde. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Akisler ile hemen notumuzu alıyoruz. İdi, imiş, ise, ile gibi eklerdeki iler düştüğü zaman ünlü düşmesi kabul edilir. 2017'deki çıkmış soruyla birlikte. Aydınlandı hocam, dık. Sıfat fiil yumuşamış hocam. Ünsüz yumuşaması değişmesi var. Sevgiyle y kaynaştırma harfi ünlü düşmesi var. Açtığın hocam, ç'den sonraki d t olmuş. Ünsüz sertleşmesi olduğu gibi hemen buradaki k de yumuşamış hocam. Yani ünsüz sertleşmesi var, yumuşama var. Hemen ünsüz ikizleşmesi çıktı ortaya. Devam ediyorum. Dolduğun hocam, burada yumuşama var. Fark ettim de yine ne var? Ünsüz sertleşmesi var. Şimdi burada hemen hocam ünsüz ikizleşmesine TDK diyor ki arkadaşlar, TDK'miz şöyle diyor. Bazı kelimelerin ortalarında böyle şey vardır. Mesela döşek, döşek deriz mesela. Tamam mı? Aman, aman deriz. Işık, ışık örneklerini vermiş TDK. Aynı zamanda ünsüz türemeleri var ya, hani mesela affetmek, ondan sonracığıma, hissetmek, reddetmekteki T'lerde ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi de diyebiliriz. Bazı kaynaklar ısrarla bu tip kelimeleri söylüyor. Ama ünsüz türemesi de, ünsüz ikizleşmesi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ünsüz türemesi yok yani. Ünsüz türemesi yok. Ondan dolayı ikizleşme, bu döşek, aman, ışık gibi öyle bir kelimeler yok. Cevap Denizli. İkinci sorumuz karma dil bilgisi sorusu. 2019 çıkmış soru arkadaşlar. Hangisi yanlıştır demiş. İsim kökünden türemiş bir zarftır. Genç, balıklama, dalmalı. Hocam dalmalı, nasıl dalmalı, balıklama hocam? Bu bir durum zarfıdır hocam. Durum zarfı. Fiili dövmüş. Nasıl sorusunun cevabı isim mi? Evet, balıktan balıklamak. Bakın buradaki not alalım. La arkadaşlar, Öseyim'e çok soruyor. Balıktan balıklamak isimden fiil yapmak ki. Buradaki ma da fiilimsi olduğundan fiilden isim yapım ekidir. Ekstradan notumuzu alalım. İsim kökü türemiş sözcük. Süper. Fiil kökünden türemiş zarftır diyor hocam. Bir taştan enfil dalarcasına uzak yerler çekmeli. Nasıl çekmeli? Dalarcasına. Zaten casına arkadaşlar biliyorsunuz zarf fiil, fiilimsi. Hemen notumuzu alalım. Dalmak fiil kökü. Notumuz neydi sevgili gençler? Bunu çok 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 anlattım hocam. Nedir bu? 23 tane bizim fiilimsekimiz var. Bu fiilimsekleri fiilden isim yapım ekidir arkadaşlar. Yani mayışmak, anası mezara dikecekmiş, casına, cesine. Bunlar da arkadaşlar ne olur? Fiilden isim yapmak. Türemiş hocam. Zarf, türemiş, fiil kökü. Üçüncü sözcük İkinci tekil yeğlik gidilmiş hocam. Tanımadığın, senin tanımadığın insanlar. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Bir defa sıfat fiil bu hocam. Dık. İyelik iki. Arkadaşlar fiilimsiler de iyelik iki alır. Uyuduğun, okuduğun,
izlemediğin, anlamadığın, çözemediğimiz. Ondan dolayı yani buradaki ne arkadaşlar? İgeli kekidir. İkinci tekilimi evet hocam. Yani bak kaç özellik var? Sıfat değil. Sıfat fiiller diye ilik ek alabilir. İkinci tekil doğru hocam. İsim fiil ek almış bir fiil köküdür. Okumak hocam. Fiil kökü, isim fiil mi? İsim fiil geç hocam. Üçüncü iyelik iki almış bir isim. Arkadaşlar ler çok önemli bak. Lütfen beni iyi dinleyin. Şöyle bir farklı kalemle çok önemli bir not diyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi buradaki üçüncü tekil pardon üçüncü tekil iyelik iki ı sesi. I, i, u, ü. Ama buradaki ı iyelik iki değil ki. Bütün hayatları tanıma. Hayatlar kime ait? Belli değil. Ama şöyle deseydim mesela çocuk hayatları. Tamam mı? Film hayatları. Yani yaşlı hayatları deseydi iyilik ama buradaki ı aitlik değil. Yani bu hayat kime ait hocam? Bütün hayatı okumak, bütün hayatları tanımak, hayatın sahibi belli değil bu cümlede. Ondan dolayı hocam bu üçüncü tekil iyilik iki olamaz hocam. Bu hal eki yani. Hal eki, belirtme durum eki olması lazım sevgili gençler. Ha, burada aslında ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle biraz uzatıyorum ama arkadaşlar sizlerin başarısı için. Şimdi bakın. Üçüncü çoğul iyelik eki var. Üçüncü çoğul. Bu ek arkadaşlar lerilare eki. Asıl karıştırılan bu. Bu yeni nesil soru. Mesela ne diyelim? Burada mantık şöyle deseydi de bakın. Çocukların tamlayanda ler eki olacak bakın. Çocukların hayatları. İşte Rusların hayatları. Yaşlıların hayatları deseydi arkadaşlar üçüncü çoğul iyelik iki olurdu. Ama burada böyle bir özellik yok yani. Her halükarda iyelik değil. Tamam arkadaşlar bu da ayrı bir özellik. Onu da burada ekstradan belirtmiş oldum. Cevap E seçeneği. Üçüncü sorumuz ekler sorusu. Yine çıkmış sorumuz hangisi yapı bakımından basittir demiş hocam. Sözcüğün yapısı basit türemiş bileşik hocam. Yetişkin hocam yetmekten yetişmek olur mu? Olur ya yetmekten yetişmek fiilden fiil. Yetişmekten yetişkin fiilden isim yapmak hocam. Bu ne olur o zaman? Türemiş olur. Arası sigara içen birinin arası. Bu arada hocam bunları niye sildim arkadaşlar? Yani biliyorsun çıkmış sıraları olduğu gibi yansıtmıyorum. Ya böyle yapıyorum ya da kelimeleri cümleleri değiştiriyorum. Bilginiz olsun. Telif yememek için ceza yememek için arkadaşlar. Birinin arası kelimemizin kökü ara. S kaynaştırma. I iyelik. N kaynaştırma. Daha halek hocam. İki de iki basit ya. Değil mi? Yani. Durmaktan durum fiilden isim yapmak ki. Gidermek arkadaşlar. Gitmekten giderilmek fiilden fiil yapmak ki. Mayışmak. Kaç kere söyledim değil mi? Fiilimsiler fiilden isim yapmak ki'dir. Davranış davranmaktan davranış hocam. Fiilden isim yapmak ki hocam. Hepsi türemiş ama ikiye ne diyorum ben? Basit diyorum. Dördüncü sorumuz ekler harika bir soru. Birden fazla özellik anlatacağım sizlere. Lütfen not almayı, iyi dinlemeyi unutmayınız. Çekim eklerinden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin seçeneklerde kişi eki demiş bir de iyelik eki demiş hocam. Aman buna dikkat edeceğiz. Şimdi notumuz şu arkadaşlar. İyelik ekleri değil mi? İyelik ekleri isme gelir. İsme gelir. Kişi eki ise arkadaşlar çekimli fiile gelir. Bunu lütfen not alalım. Hocam ne demek? Şöyle anlatayım. Konuşsam ben konuşsam buradaki m ek arkadaşlar fiildeki şahsı kişiyi gösteriyor. Ben yani birinci tekil kişi ek hocam. A'yı eledim. Tamam mı? Ki, bakın kişi eki fiile gelir. Birinci tekil ben hocam. Duyar mısınız? Bu da fiil hocam. Siz duyar mısınız? Siz yani ikinci çoğul kişi hocam. Tamam mı? Sesim derken bu isim olduğundan, ad olduğundan dolayı benim sesim. İyelik hocam, aittik. Ses bana ait hocam. Birinci tekil iyelik iki. Bakın hemen C'de gitti. Ulaşabilir misiniz? Siz. Elleriniz ulaşabilir misiniz? Duyar mısınız? Bu da aynı zaten. Duyar mısınız? Siz yani ikinci çoğul kişi eki. Gözyaşlarım benim gözyaşlarım hocam. Bu iyelikti. Elleriniz, sizin elleriniz hocam. İkinci çoğul ben, sen, o, biz, siz hocam. İkinci çoğul iyelik eki. Ama üçüncü çoğul iyelik eki arkadaşlar şeydi. Leri. Buna da şöyle örnek verelim arkadaşlar. Bakın lütfen not alalım. Çocukların evleri. Tamam mı? Evim, evi. Evimiz, eviniz, evleri. İşte buradaki lerinin üçüncü çoğul. İyelik eki olması için arkadaşlar
sahibinin tamlayanda ler eki olması lazım. Tamam mı? Ondan dolayı böyle bir şey yok. Ama şu örneği de yazarsanız sevinirim. Sağlam anlatalım arkadaşlar. İşte elimi kestim. Bunu lütfen not almanızı istiyorum. Elimi kestim. Kesimdeki ne? Fiil bu. Çekimli bir fiil. Ne demek çekimli fiil? Bir kip eki olacak. Dili geçmiş zaman eki. Hocam bu nedir? Bu fiil kişi eki. Ya da fiil şahıs eki oluyor. Elimdeki M ise ad olduğundan dolayı benim elim, bu da iyelik eki oluyor. Ne demek? İyelik eki isme gelir ama kipli, çekimli fiile ise iyelik eki gelmez. Bundan dolayı Bursa dedim. Adem Hoca kısa notlar ve püf noktalarla çılgınca manyakça anlatmaya devam ediyor. Beşinci sorumuz yine ek. Allah Allah. 2019 ÖYAPT'de vallahi haberi ekleri sormuştur. Hemen çekim ekleri. Sadece çekim eki almıştır hocam. Turizmin geleceği. He, hocam bu fiilimsi değil mi? Turizmin geleceği. Yani gelmekten gelecek. Geleceği. Hocam bak ne diyorum buna? Şuradaki iyi eki arkadaşlar. İyi eki, iyilik eki. Tamam mı? Gelecek neye ait? Turizme. Bu da arkadaşlar sıfat fiil. Bu da yapım eki oluyor. Fiilden isim. Yapım eki artı çekim eki. Mesela bunu örnek verelim. Başka bir örnek vereyim. İşte okuduğu kitap. Buradaki dık sıfat fiili olduğundan yapım eki u da nedir? İyelik eki yani çekim eki oluyor. Ne yazdım ya, karıştırdım. Evet. Hocam onu geçtim. İzlanda tertemiz suları. Hocam lar zaten. Çoğul eki, sular ı. I da çekim eki. Temiz suları. Hal eki yani. Hocam Bursa olur ya. Hocam kaynak. Kaynamaktan kaynak. Hocam ne alakası var ya? Arkadaşlar bakın çok anlattım bunu. Ders videolarımda, denemelerde. K sesi arkadaşlar fiilden isim yapım ekidir. Dikkat bakın. Soğuk. Soğumaktan soğuk. Islamaktan ıslak. Tamam mı? Işımaktan ışık. KPSS'de çıktı bu da bu. Devirmekten devirik. Kaynamak. Su kaynakları ne arkadaşlar? Kaynakta su kaynamıyor mu? İşte al sana mantık yani. Kaynamaktan kaynak. Bu da hocam ne olur? Fiilden isim yapım eki oluyor. Konmaktan konut hocam fiilden isim yapım eki. Aynı zamanda çekim eki var. Bakmaktan bakış da yine yapım eki. A çekim eki. Yani bakış A, konut, konmaktan konut, kaynamaktan kaynaklar, gelmekten geleceği. Hepsinde hem yapım eki hem çekim eki var. Ama sularında hepsi çekim eki arkadaşlar. Var mı burada bakmaktan bakış anlatılmayan, gözden kaçan bir şey var mı? Yok. Hepsini ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Evet. Altıncı sorumuz öge ve tamlama sorusu. Hangisinin yüklemi demiş sevgili arkadaşlar? İsim tamlaması. Okulun kapısı mesela. Tamam mı? Küçük salonun fes rengindeki kalın ve ağır perdeli ışık penceresinden bakıldığında içerisi berrak bir su tablosu gibiydi. Hocam içerisi sanki özne değil mi? Berrak bir sulu boya tablosu isim tanıması. Ama hocam isim tanıması da en son gibi olan edatla bitmiş hocam. Bak bak bak, bu var ya bence A şıkkı kandırmaca. Yani ben buna ne derim arkadaşlar? Edat öbeği. Tamam mı? Yani A şıkkı olamaz hocam. Ama önemli bir şey söyledim. Sulu boya tablosu belirtisi isim tanıması. Berrak burada sıfat. Yani netice itibariyle isim tanıması. Ama sonu gibiyle bitmiş. Tamam, aman dikkat. İki. Saf ve mavi gökyüzü çiçekli ağaçlar cıvıldayan kuşlar vardı. Hocam vardı burada isim. Tek başına geç hocam. Sokağın önündeki koltuk tutan kişi solgun ve ihtiyar bir kadındı. Solgun ve ihtiyar bir kadındı. Tamamen sıfat tanımlaması hocam. Koltuğun kenarındaki Serkan kolu perdenin yanındaydı. Perdenin yanında idi hocam. Belirtili isim tanıması ek fiil olarak yüklem olmuştur. Beşte gölgelere eşti. Eşti tek başına fiil hocam. Cevap denizi bence şuradaki püf nokta önemliydi arkadaşlar. Notumuzu alalım. Yedinci sorumuza bakalım. Yine isim tanıması sorusu. Hangisinde tamlayana düşmüş isim tanıması bak. İsim tanıması tamlayana düşmüş. Yani kapısı güzeldi. İşte annem geldi gibi. Tamam, anladık. Orhan Veli Cumhuriyet döneminin çok sevilen edebiyatçılarından biri. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminin edebiyatçılarından biri. Burada bir zincirleme isim tamlaması var. Çünkü tamlayan da var, tamlanan da var hocam. Bir olamaz. Aman dikkat. Dönemin en beğenilen şairleri arasında. Bak, dönemin şairleri arası. Tamam hocam, burada da isim tanıması var. Tamlayan da tamlı. Dönemin arası. Dönemin arası.
Ya da dönemin şairlerinin arası. Tamlama var. Yani burada tamlayan var hocam. Dönemin şurası tamlayan olduğu için bu da olamaz. Nitekim veli değişik kuşak ve görüşten birçok sanatçının beğenisi. Sanatçının beğenisi hocam burada tamlayan zaten var. Tamlanan var. Düşen bir şey yok. Büyük bir üzüntüye yol açan erken ölümü. Kimin ölümü? Evet, Orhan Veli'nin ölümü hocam. Denizli'de 4'te şey yapmış. Burada ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman söylerim. Lütfen notumuzu alalım. Bir kelimeye neyin ve kimin sorusunu sorduğumuz zaman arkadaşlar o tamlanandır yani. Bak mesela kimin ölümü? Orhan Veli'nin. Tamlayan yok. Aynı zamanda isim tamlama. Bak şu kelimeler isim tamlamasını buldurup bize püf nokta yani. Kimin ölümü? Orhan Veli'nin. Orhan Veli'nin sanat hocam. Burada zaten tamlayan var hocam. Kitapların sayısı tamlamalar zaten. Evet, cevap Denizli diyorum sevgili arkadaşlar. 8. soru çatı sorusu. Çatısı bakımından hangisinden farklıdır? Arkadaşlar bunu uzun uzun çözeceğim ama çatı deyince hemen aklımıza şu gelsin. Onu kelimesini getirelim. Onu kelimesini alan fiile biz geçişli, almayana da geçişsiz diyoruz, değil mi? Onu kelimesi ne arkadaşlar? Türkçedeki bütün nesneleri kapsayan kelimeler. Tamam mı? Bir de kakabete vardı. Özne işi kendi kendine yapıyorsa etken idi. Bir de bete vardı. Başkası tarafından yapılıyorsa edilgen. Şimdi mesela bu mantıkla baktığımız zaman böyle pratik çözüm diyorum. Mesela haberin onu kullanırlar oluyor hocam. Geçişti. Onu hazırlanır. Onu çekilir. Onu çalınır. Onu anlaşılır. Hocam şundan hiçbirisi onu kelimesini almadığından geçişsiz ama A'da onu kullanırlar. İşte dönemin gazeteleri neyi kullanırlar? Haberini falan falan. Hocam buradan çözebiliriz. Ama ben yine böyle ayrıntılı çözmek istiyorum. Burada dikkat edin. Kullanırlar kim? Dönemin gazetecileri. Kendi kendine. Ben bire şey diyebilir miyim arkadaşlar? Etken artı geçişti. Değil mi? Yani A şıkkı etken artı geçişti. İşi yapan belli hocam. Ama ikiye bakın. Kral ve heyetine bu yeni gemide donanma tarafından bir karşılama töreni verildi. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bak, önemli not sevgili gençler. Not alırsanız sevinirim. KPSS'de bu ayrıntıları bilmemiz lazım. Şimdi bakın. Hazırlanan ne? Karşılama töreni. Bak özne bu. Tamam mı? Öznemiz bu. Karşılama töreni kendi kendine hazırlanmaz. Başkası tarafından. Yani bu bir edilgendir. Hemen notumuzu alalım. Edilgen otomatik olarak geçişsizdir. Edilgen çatı nesne alamaz. Tamam mı? Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hocam özne burada belli donanma tarafından. Belli olsa da yine edilgen diyeceğiz. Şunu notumuza alalım. Mesela cam. Bakın Adem hocalar ekstra bilgiler. Cam kırıldı. Hocam cam kendi kendine kırılmaz edilgen. Tamam bunda var mı? Sıkıntı yok. Ama hocam cam desem mesela çocuk tarafından kırıldı. Yine edilgen. Çünkü her halükarda soruyu özneye soracaksın. Yani özne ne yaparsan yap işi yapmıyor. Kırılan kim ne cam. Özne iş yapmıyor. Hocam işi şu yapmış. İşte biz buna örtülü özne diyoruz. Tamam mı? Örtülü özne. Ondan dolayı böyle edilgende Ali tarafından, belediye tarafından, işte çocuklarca, belediye ekiplerince dahi olsa da o örtülü öznedir. Yine edilgendir, etken olmaz. Buradaki önemli şey aklıma geldi. Tamam mı arkadaşlar? Mesela çekilen ne? Habeşistan bayrağı kendi kendine çekilmez. Edilgendir, otomatikmen geçişsiz. Çalınır ne? Milli marş. Edilgen, geçişsiz. Anlaşılan ne arkadaşlar? Kandırdığı anlaşılır. Yine edilgen geçişsiz. Tamam mı arkadaşlar? Kısa yoluyla da olabilir ama ben uzun uzun da ekstra bilgilerle anlattım sizlere. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu arada bakın yani bir öğrencimin vesilesiyle bu ÖABT sınıf öğretmenliği testlerini çözüyorum arkadaşlar. Sorulara ben beğendim ama lütfen biraz azlamalar az gibi geliyor bana. Yani normal KPSS genel yetenekli bilgi soruları iyi izleniyor gibi ama bu sınıf öğretmenliği birazcık az izleniyor ama ben yine de hani başladığım işi devam ettirmek istiyorum. Sizler de isteyin lütfen arkadaşlarınızla paylaşın değişik gruplarda WhatsApp'ta olur neyse. Yani çünkü bu izlenme oranları, beğenme, paylaşma çok çok önemli. Ondan dolayı
onu sizden istiyorum. Desteğiniz her zaman önemli. Bakın sizler için gerçekten şu anda öğlen vakti. Böyle bir boş bir yer buldum. Geçtim sınıfa. Böyle çekmeye çalışıyorum bu videoları. Sizin de desteği çok önemli sevgili gençler. Şimdi hangisi farklı bir kökten türemiştir diyor. Kök deyince aklımıza isim ya da fiil gelecek. Sıklık. Hocam sık isim burada. Hocam sıkmaktan sıklık olmaz mı? Biraz evvel bir öğrencim gelmişti buraya. Ekran açık kalmıştı. Ara vermiştim çözmeye. Soruyu çözdü hocam. Sıkmaktan sıklık olmaz mı dedi. Dedim bak. Mesela şunu unutma. Cı-lık-lı-sız ekleri. Türkçemizde her zaman isimden isim yapım ekidir. Bak bilgi güçtür. Sağlık. Bak çıkmış soru. Evlilik. Tamam mı yani? Canlı, evsiz, evli, evsiz, evci. Yani sıklık, sağlık, çiftlik. Bak 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 çiftlik güzel soruydu mesela. Ya bu hocam isim kökü yani. Buradaki sık hani deriz ya saçın ne kadar da sık. Ya buradaki sıkmak değil yani. İsimleriniz isim. Tamam. Dönmekten dönem. Çünkü dönemde bir şey dönüyor netice itibariyle. Dönmekten dönem. Hocam fiilden isim yapım eki. Fiil yani. Etmekten etki. Bu sınavda çok çıktı. Etmekten etki. Hocam bu da fiilden isim. Araştırmak hocam. Ne oldu? Araştırmak hocam ya. Ara olamaz da alakasız yani. Araştırmak. Buradaki ma isim fiil araştırmada ya da neticede isim de olsa kelimenin kökü fiil hocam. Araştırmak. Saymaktan sayı fiil. Bundan dolayı A şıkkı diyorum sevgili gençler. 9 soruyu çözdüm arkadaşlar. Herkese başarılar. Her zaman yanınızdayım. Sizlerin de desteğini, beğenisini, yorumunu bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu oynatma listem önemli arkadaşlar.